Mübadele tarihinde İstanbul Rumları arasında sayılmadıklarından, Yunanistan'a gönderilen Pendik Rumlarıyla Yanya, Drama, Kavala başta olmak üzere yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan Pendik'e göç eden mübadillerin çok az bilinen hikayesidir aslında seyredecekleriniz. 1924'ün Kurban Bayramı'nın ilk günü, Yemenisinin bir ucuna ekmek teknesinden bir avuç maya, diğer ucuna yerden bir avuç toprak sarıp evlerinin kapılarını son kez kilitlediler. Evladı Fatihan olarak kök saldıkları toprakları geride bırakanların, ata mezarlarını bir Fatiha okuyamadan terk etmek zorunda kalanların yürek burkan hikayesidir bu. Her evden bir şehit vererek, hiç tanımadıkları ama ırktaş oldukları ana vatanlarında yeniden hayata tutunanların acı hikayesi. Yârim Mevla'dan oldu, aman aman Mevla'dan oldu. Amcama büyük bir fidye istemişler. Çiftlikten yakalanmışlar. Fidyeye yatırmışlar bizimkiler. Sonra amcamın atı gelmiş. Babaannem yukarıdan Mehmet'in demiş, sonra abinin ismini onun için Mehmet koydulardı. Efendim, atı böyle torbayla falan gelmez, bakın onun torbanın içinde ne var demiş, bir zarf. Amcamın kulağı. Çok zulümler yapmışlar. Amcamın gözlerini oymuşlar, dudaklarını, burnunu falan kesmişler. Yunanlılar hakikaten çok zulüm yapmışlar. Çünkü İstanbul'un fethinden 45-50 sene önce galiba, 2. Murat zamanında gönderildi, değil mi efendim? Balkan Savaşı öncesinde Türkler başvurdayken, kamuda ve çeşitli yerlerde idareciyken, 1912-14'ten yani Balkan Savaşı'ndan sonra Türkler, Müslümanlar 2. derece halk haline dönüştüler ve büyük ezalar gördüler. Benim dedem sipahi soyadını taşıyor. Ali Sipahi, dedemin babası. Ve de dedem Sami Sipahi. Ve bu silah ustası. Balkan Savaşı'ndan sonra, tabii daha önce orduya yapıyormuş. Sonra Balkan Savaşı'ndan sonra da orada kalan Türklere kendilerini Rumlara karşı müdafaa etsinler diye silah yapıp satıyormuş. Tabii gizli yapılıyormuşmuş. Ama sonradan bir cinayet oluyor. Ve o cinayette oradaki bir Müslüman Türk bir Rum'u vuruyor tabancayla. Ve de sorgulamasında nereden buldun, ne yaptın diye dedemin sattığı bir silah olduğunu anlaşılıyor. Ve adamı alıyorlar. Günlerce eziyet ediyorlar, dövüyorlar. Ve İstanbul Pendik'e geldikten sonra ancak bir sene yaşayabildi. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Hristiyan tebaadan biri olan Yunanlılar, 19. yüzyılda başlayan bağımsızlık hareketlerinden etkilenerek imparatorluğa karşı ayaklanmış ve bağımsızlıklarını kazanmışlardı. Yeni kurulan Yunanistan Devleti'nin yarattığı baskılar, ülkede yaşayan Türk ve Müslüman halkın topraklarından koparak Anadolu'ya yönelik göçlerinde en belirleyici etken olarak ortaya çıkmıştı. Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu, aman aman. Benim annem babam Rumeli maciri, Drama'dan gelmişler, Yunanistan'ın Drama'sından gelmişler. Orada Rumlar işkence yapıyorlarmış ve onlara Rumlar demiş ki kaçın buradan sizi kesecekler diye söylemişler. Ve onlar da kaçıyorlar. Her şeylerini toplayıp, çoluk çocuk yok, kaçıyorlar. Orada dedem, benim dedem oluyor, Beşir Onbaşı diye, atın üstünde geliyorlarmış. Annemin, dedemin çocuğu olmamış, bir yabancı adamın yani kaçan insanların 3 tane çocuğu varmış. Bana birisini verir misin demişler. Ondan sonra veriyor. Al bu kızı diyor, oğlanları vermiyor da kızı veriyor, anneme veriyor, evlatlık dedeme. Dedem de alıyor, geliyor onu, buraya geliyorlar. Babam 6 yaşında gelmiş, annem 3 yaşında. Dedem onu büyütüyor ve dedem, benim dedem 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşmüş.
babaannem dul kalmış, 3 çocukla burada. Öbür dedem alıyor babaannemi, ondan da bir tane çocuğu oluyor, oğlan çocuğu, dayım oluyor. O Emine'nin babası oluyor, dayım oluyor. Pendik'e şeye yerleşiyorlar, İzmit'in Aslanbey köyüne yerleşiyorlar. Orada biraz rehberlik yapıyorlar, bakıyorlar verimli toprak değil. Orayı bırakıp Pendik'e gelip yerleşiyorlar. Pendik'e gelen mübadillerin çoğunluğu Yanyalılardır. Yanya 6 Mart 1913'te Esat Paşa'nın kumandası altında hemen hemen 6 ay süren cesurane bir müdafaadan sonra Yunan ordusu tarafından ele geçirilir ve Yunan krallığının bir parçası haline gelir. Yanya düştüğü zaman annem anlatıyordu. Karşısı biliyorsunuz dağlık bir bölge. Onların evzonları falan geliyor, bizimkileri süngülüyorlar. Dürbünlerle görüyorlarmış. Yaralılar falan işte hastanenin yanında ya, hep arabalarla geliyormuş. Asker hem ağlıyormuş. Korkmayın biz buradayız diyorlarmış. Annem duygulanırdı bunları anlatırken, ağlardı. Büyük babam çiftlik sahibiymiş orada. Lapşiştadi isminde. Yanya'nın 30 kilometre kuzeyinde bir çiftliği varmış orada. İşte devamlı eker, biçer, kendi işçileri varmış falan. Bu çoğu da Rummuş mesela yanında çalışanlar. Bu şeyden sonra İzmir'deki bu 9 Eylül'den sonra o köyüne dönen Yunanlılar iş takmamaya başlamışlar bunları. Yani hatta bayağı eza cefa yaşamışlar, mezalim yaşamışlar, camlarını kırmışlar vesaire. Yani bir tekim taciz ederek buradan belki de gitmelerini istemişler yani. Bunu anlatırdı babaannem rahmetli. Biz çok orada sıkıntı çektik diye. Onları hiç unutmuyorum. Kadının içine işlemiş demek ki. Yunanistan 1830'da bağımsızlığını kazandıktan sonra sürekli olarak Osmanlı aleyhine genişlemeye başlamıştır. Balkan savaşları sırasında Megali İdea'yı gerçekleştirebilmek, Akdeniz'i bir Yunan gölü haline getirmek için Türk topraklarına göz diken Venizelos, bir yandan bu ülküsü için çaba gösterirken, bir yandan da Yunanistan'ı yalnız Yunanlara özgü bir devlet haline getirmeyi amaçlamıştır. İlk mübadele olayı Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında Birinci Dünya Savaşı öncesinde planlanmış ama gerçekleşmemiştir. Başkent İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından önce 13 Kasım 1918 sonra 16 Mart 1920'de iki kez işgal edildiği sırada ve sonrasında Pendik'in Türk ve Müslüman köylerinde Rum ve Ermeni çeteler tarafından asayiş olaylarıyla katliamlar gerçekleştirildi. İstanbul'un işgali sonrasında Rumların Türklere karşı harekete geçmesinde başrolü Yunanistan'ın oynadığı görülmektedir. Yunanistan bağımsızlığını elde ettikten sonra büyük fikir, büyük mefkure, büyük ülkü anlamına gelen Megali İdea'yı, yani İstanbul başkent olmak üzere Bizans İmparatorluğunu en geniş sınırlarıyla dirilterek büyük bir Yunanistan kurmayı hedeflemiştir. Bölgedeki Rumların ve Ermeni çetelerinin, özellikle Yakacık, Paşabahçe ve Beykoz civarındaki Ermeni ve Rum çetelerine bölgedeki Rum gençlerinin de katılmasıyla manav köylerinde katliamların ve bazı şehit edilme olaylarının yaşandığını görüyoruz. Yayalar köyünde benim büyük dedemin camide Ermeni çeteleri tarafından da öldürülmesi bunlardan biridir. Gene aynı şekilde bugün hala hayatta olan dedesinin adını taşıyan Şekip amcanın dedesi Şekip Ağa koyunları ve çobanı da bu olaylar sırasında Yaylar Köyü'nde öldürülmüştür. Pek çok asayiş olayları var işgal sırasında. Özellikle İngilizlerle bölgedeki Pendik'teki Rumların işbirliği söz konusu. Çünkü artık buradan tamamen gitmeme düşüncesi ve buraya bir hakim olma düşüncesinde bunda çok etkisi var. Bu 5 yıllık süreç boyunda gerçekten köylerdeki manav köylerinde çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. Ve şüphesiz bu sıkıntılardan sonra da bugün ilçemiz sınırları içerisinde önemli milli mücadele kahramanımız Yayalar Köylü Kazım ya da o dönem Pendik Kartal Belediye sınırları içerisinde olduğu için Kartallı Kazım lakabıyla anılan bizim büyük dayımız milli mücadele kahramanı olarak bu köyden Türkleri temsilen ortaya çıkmış ve gerçekten büyük yararlılıklar göstermiş.
Bir kere çok yürekli falan bir adamdı yani. Yunan ordusunun 1919'da Anadolu'yu işgaliyle doruk noktasına ulaşan bu yayılmacı emeller ancak 1922 büyük taarruzla sonlandırılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda 9 Eylül 1922'de İzmir'e girdiklerinden sonra kaçan Yunanlıların köylerine dönüp oradaki Türk Müslüman ahaliye baskı yapmaları sonucu bir anlaşmazlık doğdu. Bunu da gören Birleşmiş Milletler Mülteciler Heyeti burayının incelemesi için Dr. Nansen adında bir bilim adamına görev verdiler. Ve bu Dr. Nansen araştırmalarını yaparak iki toplumun bir arada barışçı ve sulh içinde yaşayamayacağını belirtti. Fransız, İtalyan, İngiliz, Türk ve Yunan heyetlerinden müteşekkil bir grup tasfiye komitesi kurarak bu mübadeleyi gerçekleştirdiler. 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan sözleşme 19 maddeden oluşuyordu. Sözleşme gereği 1 Mayıs 1923 tarihi itibariyle Türkiye topraklarındaki Rum Ortodoks nüfusla Yunanistan topraklarındaki Türk Müslüman nüfus arasında zorunlu göç uygulaması şarta bağlanmış oluyordu. Mübadeleye tabi tutulmayacak olanlar, sözleşmenin ikinci maddesinde belirtildiği üzere Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarıydı. Pendik merkez nüfusunun tamamen Müslümanlardan oluşmasına yol açan mübadele, sayısal bakımdan dünyanın büyük ölçekli göçleri arasında yer almasının yanı sıra, anlaşmaya dayalı olması, zorunlu ve karşılıklı oluşu ve geri dönüş yolunun kapalı olması nedeniyle kendine özgüdür. Tabii oldukça zor bir süreç. Evinizi, barkınızı, mezar taşlarınızı, yüzyıllarca yaşadığınız evinizi bırakıp yollara düşmek, hiç bilmediğiniz bir yeri tekrar yurt haline getirmek son derece zor. 2023'ten baktığımız zaman bile ise bugünün şartlarında bile son derece zor bir süreç. Ve gelen mübadiller bu yaşadıkları zor süreci gene Pendik'te farklı meslek dallarında tutunarak gidermeye çalışmışlar. Ticaretle uğraşmışlar, işte sebzecilik yapmışlar, okumuşlar. Özellikle üniversiteye devam eden çok sayıda akademisyen, tiyatro sanatçısı, devlet sanatçısı, eğitmen, çok sayıda yan yılı mübadil var. 1912'den 1924'e kadar 12 yıl Yunanistan Devleti yönetimi altında çeşitli facialar yaşayan mübadillerin Türkçeyi rahat konuşabildikleri ve ibadet edebildikleri ana vatanlarına kavuşma sevinçleri, mübadele sırasında yaşadıkları travmaları yok saymada önemli bir rol oynamıştır. Çok kısa zamanda Türkiye'ye intibak ettiler, Anadolu'ya. Oradan geldiklerinde birçoğu Türkçeyi kaybetmiş. Efendim, orada özellikle Balkan Savaşı'ndan sonra Rumların Türkçeyi yasaklaması, çocukların okullarda Türkçe eğitimin olmaması hem Türkleri hem Arnavutları çok zor durumda bırakmış, özellikle Müslümanları. Savaştan henüz yeni çıkmış olan Türkiye, Türk mübadillerin iskanında olağanüstü çaba sarf etmek durumunda kalır. 3 Aralık 1923 gününde İzmir'e gelen ilk kafile için Ahenk gazetesi şunları yazmıştır. Geliyorlar. Kurtularak, kurtarılarak geliyorlar. Her şeylerini, babalarının henüz toprakta kaybolmayan bedenlerini, şehitlerinin kanlı cesetlerini terk ederek geliyorlar. Onları hürmetle, muhabbetle, şefkatle karşılayalım. Bağrımıza basalım. Çok acı görmüş ruhlarına teselli olalım. Zalim düşmanın kahırlarıyla harap olanların ruhlarına teselli olmak en büyük saadettir. 1924 yılında Preveze Limanı'ndan sulh gemisiyle Yanyalılar ve Kavala'dan, Drama'dan ilk kafileler gelmeye başlar. Mübadiller Preveze Limanı'na, Yanya ile Preveze arası 60 kilometre. Bu 60 kilometrelik yolu at arabalarıyla, beygir arabalarıyla Preveze'ye ulaştılar. Preveze'den gemiye bindiler, Preveze'ye kadar at arabalarıyla. Biraz ne kadar eşya aldılarsa gelmişler. Eşyalarınızı toplayın, ana yurda gidiyoruz. Babaannem ailenin büyüğü. Yani bütün eski Anadolu kadını gibi aileye hükmediyor. Ve bütün topluyor eşyalarını. Bütün aile
Babam, büyük babam ve kardeşiyle yaşarlarmış evde orada. Hepsi birden Preveze'ye intikal ediyorlar. 3 gün gitmişler yolda. Onu anlatırdı hep. Ve Preveze'den Sulh adlı bir kuru yük gemisine, yani daha doğrusu kömür gemisiymiş. Yani Zonguldak'ta çalışırmış. Buna binmişler. Preveze'de onları Sulh gemisi karşıladı. Köhne bir gemiydi. Kuru yük gemisinden bozma yolcu gemisi haline getirilmiş. 3-4 gün Preveze'de bekledikten sonra gemi kalktı. O gün yola çıktıklarında Kurban Bayramı'ydı. 1924'ün Kurban Bayramı. Kurban Bayramı gemide yaşadılar. Yolculuk aşağı yukarı 11 gün sürdü. İlk başlarda tedarikli gelen aileler, malpızlarıyla gelen aileler, yemekleriyle gelen aileler uzun yolculukta bunların hepsini tükettiler. Gemi kalabalık. Hijyen sorunu başladı, tuvalet sorunu başladı. Bu sıkıntıları yaşadılar. Bir de gemi yolda bozuldu. Ve mübadil yolculardan Aziz Usta isminde bir kişi gemiyi nasıl olduysa yaptı, yattı, becerdi, halletti. Gemi ancak o şekilde yola çıkabildi. Bu arada da gemide vefat edenler olmuş. Onları da maalesef denize bırakmışlar. Tuzla'ya gelmişler. Tuzla'da karantinaya alınmışlar önce. Dramadan gelenler de öyle. Sulh vapuruyla 1924'te önce Tuzla'ya, bir gün orada tahafuzhanede kaldıktan sonra da Pendik'e intikal ettiler ve Pendik'ten sahile çıktılar. Pendik Merkez İlkokulu'nda Osmanlı dönemine ait Rumca ve Osmanlıca olarak tutulan defterde kasabaya gelen mübadillerin geldikleri şehirler, sayıları, cinsiyet bilgileriyle yerli nüfusunda cinsiyete dayalı nüfus bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir. İlk defa ortaya konulan bu kayıt doğrultusunda Pendik'e gelen mübadillerin 1615 kişi olduğu görülmektedir. Pendik'e gelen mübadiller sadece Yanya'dan değil, Drama'dan, Kavala'dan, Girebene'den, Sakız'dan ve Selanik'ten gelen aileler olduğunda gene Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki tasfiye talepnamelerinden görüyoruz. Tabii ağırlıklı olarak Yanyalılar ve Dramalıların geldiğini görüyoruz. Yanyalılar sosyokültürel hayatları itibariyle daha şehirli bir statüye sahipler. Dramalılar ise daha çok hayvancılık ve tarımla uğraştıkları için koyunlarıyla ve tarımsal statüyü de korumak amacıyla Pendik şehir merkezine değil de İzmit ya da köylere yerleşmeyi tercih ediyorlar. Ve Pendik'te 1923'ten itibaren böylelikle ilk defa Pendik merkezde Müslümanlar asli unsuru oluşturuyorlar ve Osmanlı tarihi boyunca da oluşmayan bu Müslüman asli unsur Pendik'e Yanya'dan, Drama'dan, Kavala'dan, Selanik'ten ve Girit'ten gelen Müslüman mübadiller sayesinde oluşuyor. Ve günümüze gelinceye kadar da tabii bugün artık sayıları Pendik'in nüfusu içerisine baktığımız zaman son derece az. Pendik'teki Rumlarsa henüz Yunanistan'a gitmediğinden oturdukları evlere sahiplerinden izin alınarak Yanya'dan gelen mübadiller yerleştirilir ve bir süre birlikte yaşarlar. İzmit'in harap köylerine gönderilen, tütüncülükle meşhur Drama'nın Yeniköy ve Hüseyinköy mübadilleri de iskan haklarından vazgeçerek Pendik'te yerli Türklerden kiraladıkları evlere yerleşirler. Bizimkiler geldiği zaman Rum evleri, buradan Atatürk Allah nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin, bizimkileri buraya getirince Rumları da buradan götürüyor, yolluyor. Rumların hep ahşap evleri. Çok güzel cumbalı evleri vardı. Bizim Dramalıların çoğu bu boş evlere girmişler. Ondan sonra da hükümet o evleri vermiş, girenlere tapulu olarak vermiş. Ve ondan sonra da yaşamlarını idame ettirmişler. Sahilde kurulan masalarda görevli komite, komisyon, yani orada belgeleriyle gelen Yanyalılara aile sayısına göre ve işine göre evlere yerleştirdiler. Merkezi ve merkezin çevresindeki yerleri özellikle ilk gelen olan Yanyalılara verdiler. Artan yerlerde talep üzerine özellikle Gebze'ye, Aslanbey'e gelen ve çeşitli yerlere gelen Dramalı, Selanikli, Kavalalı, bir iki tane Giritli aile de onlar da Pendik'e gelip bu kalan evlere yerleşmek istediler. Ellerinde çünkü belgeleri vardı. Onları da
yerleştirdiler ve Pendik böyle bir nüfusa ulaştı. Buraya gelen bir tane de bu gelen kafilenin başı Ali Paşa diyorlardı. O Ali Paşa çok güzel bir eve yerleşmiş. Hatta şu derenin, nasıl diyeyim şimdi, Eskici Pazarı var ya, orası işte. Orada güzel bir ahşap ev vardı, iki katlı, büyük bir binaydı. O oraya yerleşmiş. Kamil Paşa vardı orada, Tavşan Kamil derlerdi o adamcağıza. O orada oturuyordu. Anneannemin evi, şimdi Migros var ya istasyona giderken, onun karşısında bir köşk vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? İşte oradaydı. Pendik'e geldikten sonra Pendik'te de tütün ekspertizciliği yapmak suretiyle geçimlerini sağlamışlardır. Tabii diyelim ki esnafsa Gazi Paşa Caddesi'nde evin altında dükkan olan evlere verdiler. Diyelim ki marangozsa Gazi Paşa Caddesi'ne verdiler. Kasapsa aynı şekilde. Ama bahçıvansa daha bahçe işlerine ilgilenenlere de bostan olan yerlerden verdiler. Pendik'e gelen tüm yanya mübadilleri içinde, hatta Türk mübadiller arasında en önemli sembol isim bilge mübadil Lütfü Karadağ'ydı. Lütfü Karadağ sadece Pendik için değil, Türkiye için önemli bir mübadil. Ben ona bilge mübadil diyorum. 1914 yılında Yanya'da doğdu. O dönemin Ziraat Bankası'nın son Türk müdürü Süleyman Karadağ'ın oğlu. Buraya geldiğinde 10 yaşındaydı. Zaten ben 10 yaşındaydım. Her şeyi hatırlıyorum ama sersem gibiydik. Nereden nereye geliyoruz? Lisan bilmiyor. Elde ne var ne yoksa orada bitirdik. Geldik. Cumhuriyet bir sene olmuştu kurulalı. Devlette de hiçbir şey yoktu. Hamallık yaptık, balıkçılık yaptık, memle ettik. Allah şükür ne vardı? Çocuk var, torun var, torunun çocukları var. Hepimiz Allah şükür çok çok iyiyiz. Bizi bu mücadele dolayısıyla Türkiye'ye getiren büyüklerimize, Atatürk'e, İnönü'ye şükranlarımızı devamlı hatırlıyoruz. Pendik'e gelen yanya mübadillerinden olan ve 1994 yılında kurulan 1924 Pendikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ilk başkanı merhum Emin Derbent, Pendik'e gelişini şu cümlelerle anlatır. 1 Nisan 1924'te Yanya'da doğmuşum. Atalarım 15. yüzyılın başında Çorum'dan Yanya'ya din adamı olarak gönderilmiş. Dedem Emin Ağa'nın 18 köyü ve büyük çiftlikleri varmış. Ama mübadelede tüm mal varlığımızı kaybetmişiz. Geldikten 5,5 ay sonra babam ameli olarak girdiği demir yollarında zatürreye olarak ölmüş. Babam Pendik'e gelen yanyalılar arasında ölen ilk kişidir. İş güç sahibi olana kadar sofradan doyarak kalktığımı hatırlamıyorum. Diğer bölgelerle yetiştiren mübadiler çektiği gibi sıkıntılar çektiler. Ama bu sıkıntılara rağmen Pendik'te başat verdiler, geliştiler. Pendik'in ana nüfus yapısını oluşturdular. Mübadil ve muhacirler elbette yurtlarından ayrılıp mallarını ve mülklerini, en önemlisi anılarını bırakıp gelmişlerdir. Hem zorunlu göçün acısı hem de yeni yerlerine alışma süreci yaşanmıştır. Dolayısıyla Pendik Rum köyü olmaktan Türk köyü olmak ve Müslüman bir köy olmayı ilk gelenler yaptı. Ve artık onların başka bir memleketi yok. Çünkü Yanya'da bir tek Müslüman kalmamış. Tamamen ilişkileri kesilmiş. Artık memleketleri yurdu, ana yurdu Anadolu ve burası için çalışmışlar, burada çocuklarını büyütmüşler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin has evlatları olmuşlar. Aynı süreci Yunanistan'a giden Rumlar da yaşamış, kendilerini Anadolulu Rumlar olarak tanımlamışlardır. Toplumsal ve kültürel niteliklerinin ortak olması, hepsinin Ortodoks Hristiyan olması, fiziksel olarak tamamıyla Yunanlı görünmeleri ve çoğunun Yunanca konuşuyor olması, onların bölgedeki yerleşik halkla kaynaşmasını pek de kolaylaştırmamıştır.
19. yüzyıl sonlarından Pendik'e baktığımız zaman Pendik merkezde sadece ve sadece Rumların yaşadığını görüyoruz. Merkezde Müslüman olarak iskelede ve resmi makamlarda çalışan birkaç Müslüman aile haricinde yaklaşık 2500 civarında Pendik'te Rum yaşıyor. Köylerde ise Doloyeba, Yayalar, Şığlı, Kurt Karyesi, Kurt Doğmuş, Kurna ve Emirli köylerinde ise Manav Türkmenler yaşıyor. Kartal ve Pendik Rumları o dönem İzmit Kaymakamlığı'na da bağlı olduğu için mübadeleye tabi tutularak Atina'ya gönderiliyorlar. Lozan Mübadeleri Vakfı Atina'da Pendik kökenli, Pendik'ten giden bir Rum'la konuştu. Stella Scarlato. Aşağı yukarı tuhabilen doğum tarihi aynı, 1916 doğumlu. Burada yaşamış. Onun anlattıkları, Lütfü abinin anlattıklarıyla çakışıyor. Scarlato şöyle anlatmış Lozan Mübadeleri Vakfı'na. Mübadele olduğunda 8 yaşındaydım. Biz İzmir'dekiler gibi kaçmadık. Mübadele olunca, anlaşma imzalanınca gittik. Bir parantez açıyorum. Pendik ve Maltepe'deki Rumlar gitmeme taraftarıydı. Gitmek istemiyordu. Kendilerinin burada kalacaklar, umut ediyorlardı. Scarlato da bu umutu ve ailesi bu umudu taşıyordu. Ve Scarlato diyor ki, biz evimizi Yanya'dan gelen Türklere verdik. Lütfü abinin ev sahibi Rum'la beraber oturdukları gibi Scarlato da Türk aileye, Müslüman aileye verilen evde bir süre beraber oturmuş. Rum yetimhanesi var. Buradaki çocukları bırakmak istemiyorlar. Hatta onları almaya gelen bir gemi var. Bu gemiye binmek istemiyorlar. Ve nihayet bu çocukları da yanlarında götürerek, kaptan ikna edilerek bu çocuklarla beraber yaklaşık 2500 Rum Pendik'i terk ediyor. Lütfü abi bu ayrılık vaktini kardeşleriyle beraber sahile inerek onların gemiye binişlerini seyrediyor. Biz nasıl ağlayarak Yanya'dan ayrıldıysak, onlar da ağlayarak toprakları öperek Pendik'i terk ettiler diyor. Annem onlara kurabiye yaptı. Giden komşuları, Rum komşularını, 5-6 günlük Rum komşularını kurabiye yaparak uğurladı. Bunlar çok insani özellikler. Bir tarafta bir dram yaşanıyor, bir tarafta insanlığımızı gösteriyoruz. Onlara ikramla uğurluyoruz. Mübadele derin bir acı. Bu derin acıya rağmen insani boyutunu görebiliyoruz ve elimizden geleni yapmaktan geri kalmıyoruz. Yunanistan'a göç eden tüm mübadillere yeni yerleşim yerlerinde verilen Nea ön adı daha önce yaşadıkları yerin unutulmaması için kullanılmıştır. Pendik'ten giden Rumlar bugün Yunanistan'da Atina yakınlarında Nea Pantiki adıyla bir semt kurmuşlar ve bu semtte yaşıyorlar. Bu semtte yaşayan mübadillerle 1969 yılında Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü tarafından bir röportaj yapılmış. 3 Pendik'ten giden Rum'la ve Pendik'in 1900'lü yılların başı ve mübadeleye kadar olan süreçle ilgili olarak önemli bilgiler bizlere aksettirmişler. Pendik'e gelen mübadiller ana vatanlarına döndüklerinden kendilerine yeni bir kimlik bulmak zorunda kalmamışlar ve yerli halkla uyum sürecini daha kolay tamamlamışlardır. Yanyalılar Pendik'e geldiğinde tabii ki bomboş denecek kadar boşalmış bir şehir, bir köy ve bölgenin en büyük köylerinden biri Pendik. Bir özelliği var, Rum köyü. Ama bizim şu anki E5'in üzerindeki Türk köylerimiz var. Onlar daha mezravari, daha küçük köyler ama Pendik sahilde bir merkez, bir balıkçı köyü. Pendik'in kuzeyinde bulunan köylere çoğu giderdik. Bu neyle olurdu? Köye çalışan dolmuşlar vardı ya da motorlarla, motosiklet dediğimiz. Bizim kendi motorlarımız vardı. Çıkardık mesela en büyük zevkimiz Dolayaba köyünde çay içmek, Yayalar köyünde incir toplamak. Şığlı köyünde de Salih'in kahvesinde çay içmek. Çok meşhur ve çok güzel çay yapardı. Sonra da Kurtköy'de Kasap Salih'ten et almak. Kurt Doğmuş yukarıda en büyük av alanıydı. Kurt Doğmuş, Kurnu, Emirli buralara. O zamanlarda tabii şimdiki gibi parselasyon olmadığı için tamamen dağlık bölgelerdi. Ve yabani hayvanlar çoktu. At arabalarıyla giderdi. Yaylar köylerinin falan bahçeleri vardı, şeyleri vardı.
Bunununla birlikte Yanya mübadillerinden merhume Lütfiye Erözden'in merkezde inşa edilecek cami için günümüzde 800 bin liraya denk gelen bir bağış yapması da ilçenin mübadele tarihine düşülmesi gereken önemli bir bilgidir. Türk şehir dokusuna baktığımız zaman evet Türk şehir dokusunu ya da Türk kasaba dokusunu bir cami etrafında oluşan yapılar topluluğu oluştururken Pendik kasabasında merkezde Rumların yaşaması sebebiyle tamamen asli unsur Rumların olması sebebiyle burada caminin yerini kilisenin aldığını görüyoruz. Pendik merkezde ilk caminin 1909'da Sultan Reşat tarafından da yapılmış olması da bu durumu destekler mahiyette. Bugün Pendik Çarşı Camisi olarak bilinen mekanın yerinde ise mabedin yerinde ise Yunanlıların Aziz Yorgo Kilisesi bulunuyor. Bu camimiz eskiden kiliseydi. Kiliseden sonra tütün deposu yapıldı. Tütün deposundan sonra camiye çevrildi. Şimdi çok güzel bir camimiz var. Hatta babam olsun arkadaşları caminin yaptırma ve yaşatma derneğinde babamlar para topluyorlardı makbuz olarak. Pendik Merkez Camii olan yer daha evvel Ortodoks Kilisesi'ydi. Fakat Rumlarda cemaat kalmadığı için tamamen harap halde bırakıp gidilmişti. Onu ufak tefek biraz etrafını toparlayıp tütün deposu haline getirmişlerdi. Sonra sanıyorum 958 yılında devrim başbakanı geldi, temelini attı. Biz o zaman ilkokuldaydık. Hep beraber gitti. Hatta öğretmenler ve teşvik ettiler. Hadi hep beraber okul açılışına başvekil geliyor diye. Mübadiller yeni vatanlarına hafızalarında muhafaza ettikleri toplumsal yaşantıya ait anıların yanı sıra bazı taşınabilir kültür varlıklarını da getirebilmişlerdir. Muammer Derbent Bey'in dedesi Dervan Ağa'dan ve ailesinden günümüze kalan bazı silah ve etnografik malzemeler de Yanya Türklerinin Pendik'e getirebildikleri birkaç eşyadır. Ayrıca Pendik Rumları ayrılmadan önce merkezdeki Aya Yorgi Kilisesi'nde muhafaza ettikleri tüm taşınabilir kültür varlıklarını geçmişin simgeleri olarak gördüklerinden yeni yerleştikleri kasabalarında inşa ettikleri kiliseye taşımışlardır. Bugün halen yılın belirli günlerinde Pendik'ten getirdikleri dini tören eşyalarını kasabada çocuklarıyla birlikte dolaştırarak toplumsal hafızalarını canlı tutmaya devam etmektedirler. Mübadele ile birlikte Pendikli Rumlar şehirden tamamen ayrılmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda hala Pendik'te yaşayan İstanbul Rumları bulunmaktaydı. Hristiyanlardan çok az kişi vardı. Balıkçı Niko vardı. Salamcılar yukarıda. Köprü vardı. Hemen onun yanındaki evde otururdum. İşte harlan böyle sohbet ederiz falan. Sonra o garsonlar kahvesini çalıştırdı. İstanbul'da, Kalyoncuk yolunda. İstasyonu çıkarken Todori Galicis. Bir tanesi Leon Usta. O da Pendik Madalyon plajına doğru otururdu. Yani kalan Rumlardan bahsediyorum. Rum teyzemiz fatör şapka giyer, erkek kıyafeti giyer. Biz de çocukuz o zaman, bize filanca sizi arıyor diye gidin söyleyin diyor kadına. Biz de gidiyorduk teyze seni bir amca arıyor diye. O da geliyordu ona bir şeyler söylüyordu. Yani böyle şakalar yapıyorduk. Kimse kimseye darılmıyorduk. Pendik'te yaşayan bu İstanbul Rumlarının haricinde kasabada eskiden kalma bir gelenek daha sürmekteydi. Osmanlı döneminde pazar günleri kurulan semt pazarı. Bu Rumlardan kalma bir gelenekle aslında pazar günleri kuruluyor. Yani kilisedeki ayinden sonra. Benim gazoz kapağından madalyon diyorum ona. Ben belediye reis vekiliydim. Cumartesi gününü aldırdım, Pendik'in pazarını aldırdım. 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da özellikle Beyoğlu ve Büyükada'da yaşayan Rumların mallarına yönelik yağma olaylarından Pendik merkezde yaşayan Rum aileler de ruhen etkilenir. Pendik'te bir grup toplandı falan. İşte Misipol falan filan dediler. O da neden? Atatürk'ün evi bombalandı diye bir şaiye çıkarttılar. Ondan sonra bu hareket oldu. Fakat manasını çok değiştirdi. Hep sağdan soldan yağmacılar geldiler.
Komşu çok iyi, o kadar iyi konuşuyorduk ki. Hı-hı. Hadi dedik gidelim, geçmiş olsun. Annem, babam, işte çoluk çocuk. 6-7 Eylül'de. 6-7 gece. Hı-hı. Babamın elinde köpekler var, koca bir sopa. Gittik kapıyı çalıyoruz, açmıyorlar, korkmuşlar. Tabii. Bizi sopalarla, o kadar iyi insanlardı. Neyse, ya dedi babam, açın biz dedi size dedi bir kötülük için gelmedik dedi. Böyle böyle geçmiş olsuna geldik dedi. Ah sarıldılar boynumuza, bize bir şey olursa bizi korur musunuz? Ne olursunuz bizi koruyun. Dinsel temellere dayanan mübadele, kent ve kültürel kimliklerin değişiminin yanı sıra göç eden kitleleri yabancı durumuna düşüren travmatik bir süreçtir. Mübadiller gittikleri yeni coğrafyalara, belleklerinde muhafaza ettikleri tüm toplumsal yaşantıya ait anılar ve yeni bilgilerle birlikte gitmişlerdir. Dolayısıyla geçmiş yaşantılarına, evlerine ve yaşadıkları her anıya ait en ufak bir ize dahi sıkı sıkı bağlılardır. Yanyalılar burada tarımı teşvik ettiler, evlere yerleştiler, el işleri yaptılar. Tabii Türkiye'nin Cumhuriyeti yeni kuruluş yıllarıydı, çok zorluklar yaşadılar. Fakat zamanla hepsinin üstesinden gelerek kendilerine bir yer edindiler ve iş edindiler. Yanyalılardan birkaç aile mesela gelip burada bahçıvanlık yaparak yeni ziraat sistemlerini öğretmişler burada gelip. İşte Fethi amca bunlardan bir tanesi. Yanya bizim için bir Bursa, bir Bilecik, bir Eskişehir. Yani böyle bir yer yahut da ne bileyim Trakya'da bir ilimiz, Edirne gibi. Yani biz böyle bir şey yapıyoruz. Çünkü bir Osmanlı sancağı, tarihimiz var orada ve de devletimizin oradaki eserlere sahip çıkmasını istiyoruz. Derneğin kuruluş amacından bir tanesi de bu. Oradaki izler silinmesin. Yanya'nın Pendik'e gelen mübadillerin mekan algısında özgün bir yerde konumlanmasının temel sebebi ise Pendik merkezinin Yanya Kaleiçi sokak düzenlemesine olan benzerliğidir. Pendik'in bir koyu var ve bu koy Yanya'daki gölün, Yanya sahilindeki gölün aynı koyu. Gittik gördük. Aynı, birebir aynı. Pavli Adası var. Orada da Ali Bey Adası var. Yani bu kadar benziyor. Ve buraya gelişlerinin en büyük nedenlerinde bu Abdülhalik Renda Caddesi'ni var biliyorsunuz. O da, onun da çok büyük dahli var bu işte. Fakat Yanya'yı annem seviyordu. Hep Abuta Yalina diyordu. Yanya'dan diyordu. Anneme evlatlık vermişler ya. Ama annem hiç bilmiyor annesini, babasını, kardeşleri var mı yok mu hiç kimseyi bilmiyor. Ama hani istiyordu böyle bir çıksalar da bir görüşsek diye. O zaman da radyolarda birazcık vardı öyle bir şey ama şimdiki gibi değil. Şimdi nasıl televizyonlarda buluyorlar. Öyle olsa bulunurdu. Annem öldü zavallı gitti. Hiç ne kardeşlerini bildi, ne annesini, ne babasını bildi. Hiç kimseyi bilmeden öyle bir şey öldü kadıncağız. Bugün Pendik nüfusu içinde sayıları oldukça az olan mübadiller, arkalarında Yunanistan'da bıraktıkları ve halen yok edilmeye çalışılan Osmanlı kültürünün canlı birer unsurudur. Pendik'in Yanya'ya olan fiziksel benzerliği, yerli halkla ortak kültürel değer birlikteliği, taşınan gelenek ve görenekler, yeniden ana vatanda kurulan hayatta zihinsel olarak yakınlık duymalarını sağlamıştır. Biz ne bu ayrılık canım Mevla'dan oldu. Yanyalıların kendine ait bir mutfakları varmış. Bunlar çok gıdaca düşkün oldukları için, daha doğrusu gastronomiye boğazlarına düşkün oldu diyelim. Yanya köftesi, efendime söyleyeyim, amaylı diye bir tatlı. Yanya baklavasını özellikle bayramlarda tepsi tepsi yaparlarmış. Mesela akşamları çocuklar aç kaldı mı şey yapmasın diye kurum dakya diye bir kurabiye yaparlarmış. Ve her evde bulunurmuş o. Tatlılar yaparlardı. Baklavalar börekleriyle. Hala topu da derlerdi yani. Hala süt demek. Sütlü börek. Muhallebili börekti. Sonradan deniyordu. Her türlüsünü yaparlardı ama çok güzel olduğu için bunları söylüyorum. Dramalıların bir yemek tarifleri keşkek yapılır.
asma pidesi, asma yaprağından, mısır unundan güzel pide yaparlardı. Mamalinga yapardı annem, üzerine pekmez dökerdi. Komşular gelip yerdik biz böyle. Bizim dramalılar davul zurnayla düğün yaparlardı. Yani o zaman çalgı şey yoktu, müzik aletleri o kadar. 3 gün 3 gece düğün yapıyorlardı. Her gün yemek, sokakta damat tıraşı yapıyorlar. Sokakta damadı oturtuyorlar, damat tıraşı, herkes para takıyor. 3 gün o damat öyle tıraş olur, 3 gün yemekler yenir böyle. Davul zurna, başka bir müzik aleti yok eskiden. Kulacığıma, çal kulacığıma derler şeyi, zurnayı giderler de şeyi, onun yanına, para sıkıştırırlar ona da. Onların müzikleri davul zurna. Cigoş türü, kasap türü oyunları, yanyalılar oynar ama dramalılar hem karşılama ve cigoşla drama oyunları, dramalılar oyuna daha fazla yatkın, daha seviyorlardı oynamayı. Şey, yanyalılar daha böyle sanat müziğine yatkın, çaldıkları şeylerle keman çalarlar, cümbüz çalarlar ya böyle. Türk sanat müziğine de daha böyle hakim şeyler. Dramalılar daha çok davul zurna çalarlar. Ve genellikle Yalova'dan yahut İstanbul'dan çift davul, çift zurna pendiye getirilir. Ve hani kulağımıza çalın tabiriyle böyle yakın otururlar yaşlılar özellikle. Çalın derler ve çalarlar. Yanyalıların şarkılı oyunları vardır, Samyotisa diye. O hala Rumeli derneklerinde oynanıyor. Mubazil oyunu olarak birçok yerde oynanıyor. Samyotisa, Potisa, Pamistoyelo diye böyle hem şarkısıyla, türküsüyle böyle söyleyerek oynarlardı. Bayramlarda davul zurna çaldı mı biz artık evde duramazdık. Gelirdik. Burada Habib Ağa diye bir adam vardı, dramalı. O müthiş kasap oynardı. Oynar, boyuna onu seyrederdik biz. Hatta daha komini söyleyeyim, kulağıma üflederdi. Zurnayı böyle kulağına koyardı. Çal, cigoş çal derdi. Hiç unutmayacağım onu. Çal derdi. Adam derdi ki ya nasıl o zurnanın kulağı delmiyor bu adamı? Yanya baklavası enteresan bir baklava. Bizim bu Gaziantep baklavası türünde değil. Böyle değişik, böyle sütlü falan, böyle çok enteresan bir baklava. Ve de ne kadar yerseniz yiyin, şişkinlik yapmayan, size doyma hissi vermeyen ve de tadı genzinizi yakmayan nitelikte çok enteresan bir şeydi. Sonra bir yanya köftesi yaparlardı büyüklerimiz. Ve o köfte bir enteresan bir şey. Hem böyle birazcık büyük yaparlar. Ve de pişirirken böyle sanki sulu suluymuş zannedersiniz, böyle şeydir. Yani bizim normal yaptığımız köfteler gibi daha koyu değildir, daha suludur. Ve onu şeye sanki akıtma yapar gibi böyle, mücver pişirir gibi. Yani sanki ona benzer bir nitelikte. Harika bir köfte. Pendik'te o zamanları kandil ve bayram kutlaması önemliydi. Pendik'te bizim ufak çocuklar hep gider eski caminin, yani istasyon cami tabir ettiğimiz şimdi, oradan ışıkların yanmasını beklerdik. Bütün mahallenin çocukları bekler, ışıklar yanınca kandiller yandı diye eve kaçardık. Yani bütün 30 Ramazan hep onu biz yanmasını beklerdik. İftar saatini öyle anlardık yani. O zamanlar gece de davulcu Nuh vardı. Allah rahmet eylesin. Çok çalışkan bir adamdı. Pendik'te sevilen bir insanıydı. Davulcu Nuh sabahları bizi uyandırırdı. Gezerdik. Yani öyle bir ritüelleri vardı Pendik'in. Çok güzeldi. Kandilde herkes lokma yapar, tatlı yapar, birbirine evine ikram eder, gönderir. Onlar karşılığı tabağa koyup iade ederler falan. Böyle bir eski adetler vardı. Özellikle Ramazanlarda komşusuna gider. Erkekler kahveye falan çıkarlar. Gece bir iki yalnız kadın hiç asla en ufak bir hani lafla bir sataşma falan katiyen böyle bir şey olmazdı yani. Mübadele ile birlikte Türkiye'ye gönderilecekleri kendilerine bildirilen yanyalılardan Abdurrahman oğlu Hidayet ve Asım Beylerin Şemseddin Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kendilerini fotoğraflamasıyla vatanı Kavala'nın son kez fotoğrafını çeken tütüncü Mehmet Yalgın Bey, Pendik Mübadele tarih yazımında önemli bir yer teşkil etmişlerdir. Bu da gene Kavala'da çekilen bir resim. Burada Mehmet dedem, Ali Rıza Efendi, küçük adam ve bu da kendilerine
yani yanaşma olarak çalışan kişilermiş, öyle ifade etmişlerdi. Şurada da Kavala'nın orijinal resmi bulunmakta. Gelmeden önce bunu da alıp getirmişler. 1953 yılı Ağustos ayında Yanya'yı ziyaret eden Şefika ve Zühtü Renda ile Yanya mübadillerinden Bilge mübadil merhum Lütfi Karadağ'ın 69 yıl sonra Yanya'yı ve 86 yıl sonra doğduğu evi ziyaret etmesi de son derece anlamlıdır. Sahiline gittik, Yanya Kalesi'ne gittik, sokaklarına baktık. Sanki Anadolu'dayız, sanki Bursa'dayız, sanki Bilecik'teyiz. Yani sonra kalenin içine girdik. Kalenin içindeki o sokaklar, dar dar sokaklar, Türk evleri, iki tane camimiz maalesef cemaat olmadığı için müze yapılmış camiler duruyor. Yani Osmanlı döneminden yapılmış binalar hala duruyor orada. Ve böyle içimiz buruk, Ali Paşa'nın mezarı orada. Dua ettik, çıktık, sahile baktık ve böylece döndüm birincisinde. İkinci seferinde Rumeli ve Yanyalılar Derneği ile beraber gittik bir otobüs. Ve hepsi işte ataların toprağını görmeye gelen kişilerdi. Çok değişik duygularla gidildi. Annemle babam böyle konuşurken bazen diyorlardı ki ay açılsa da bir gitsek görsek memleketimizi diyorlardı. Kime soracaksın? Kimse kimseyi tanımıyor artık şimdi. Geçti o şey, seneler geçince tanınmıyor. Yani bilmiyorum nasıldır, nasıl bir yer bilmiyorum. Pendik'e gelen Yanyalılar Enver Tuksal önderliğinde 1924 Pendikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurar. Pendik'ten giden Rumların tüm Pendik Aziz Yorgos Derneği'ni 1957 yılında kurdukları düşünülünce Pendik'te ilk mübadele derneğinin Pendik Kaymakamı Mustafa Aksoy Bey'in çabaları sonucu 1994 yılında kurulduğu görülmektedir. Derneğin ilk başkanı en yaşlı üye olan merhum Emin Derbent olur. Günümüzde ise dernek başkanlığı görevini Semra Yazıcı Şenkal sürdürmektedir. Yanyalılar ve Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği adı altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu yaşanan acıların, mübadeledeki yaşanan travmaların bir daha yaşanmaması için de farklı sosyokültürel etkinlikler yaparak bu mübadeleyi duyurmaya çalışıyorlar. Yunanistan'daki evini, toprağını, mazisini geride bırakmak zorunda kalan mübadiller için Mustafa Kemal bir yana, dünya bir yanadır. O günlerde Lozan'da imzalanan sözleşmeyle ata topraklarını bırakmak zorunda kaldılar ama bu terk edişin hüznünü Mustafa Kemal çağırdı geldik. O bizim için bu kararı uygun gördüyse doğrudur diyerek kabullenmişlerdir. Kanımca her mübadil Atatürk'ün doğal hemşerisidir. Nerelere olursa olsun. Yanyalı, Dramalı, Kavalalı, Kılkışlı, Yeniceği, Vardarlı neredendir derse Atatürk'ün memleketliyim, Selanik'in Atatürk hemşerisiyim der. Dünya var oldukça bu gerçeği değiştiremezsiniz. Atatürk her mübadilin doğal hemşerisidir. Ama bu genç Türkiye Cumhuriyeti aşağı yukarı 500 bin Müslümanı açta açıkta bırakmadı. Onları yerleştirdi, iskanlarını sağladı. Elinden ne gelirse yaptı. Bu cumhuriyetin büyük başarısıdır. Ve cumhuriyetin yapı taşları, birinci kuşak mübadiller bu ülkeyi adeta yeniden inşa etmişlerdir. Onları sevgi ve saygıyla anıyorum. 1924 yılının Temmuz ayında Preveze'den kalkan ve Yanyalıları taşıyan sulh gemisiyle Kavala Limanı'ndan yola çıkan Drama ve Kavala mübadillerini taşıyan bir gemi, onları ata topraklarından ana vatanlarına getirdi. Ve bugün mübadillerin Pendik'e kavuşmalarının 100. yılı. Onlar bu belgesele sığmayacak ölçüde tespit edemediğimiz nice acılar çekerek ana vatanlarına kavuştular ve Pendik'i çok sevdiler. Pendik'i tercih ettiler, geldiler. Pendik de çok güzel bir yerdi, dürüst bir yerdi. İnsanları çok dürüstü.
Hiç böyle kapılara ip konurdu. Çeken içeriye girer, bakar bir hırsızlık falan asla. Hiçbir türlü gayri ahlaki bir hareket pendiklilerden olmazdı. Pendiğimizi çok seviyoruz. Nereye gitse hemen ay gidelim evimize. İstasyona trenden indiğimiz zaman bir ferahlık geliyordu. Oh geldik pendiğimize diye. Yani pendiğimiz yaşanacak yer. Her, ne olursa olsun herkes gelsin pendiğe. Çok güzel bir yer pendik. Anadolu yakasının en güzel yeri. Pendik bambaşka. Gelen gitmiyor zaten. Gitmiyor, o kadar güzel bir şey. Onlar ne iş bulurlarsa çalıştılar, varlığı da yokluğu da tattılar. Çok çile çektiler. Mübadeleyi yaşayarak öğrendiler. Onlar ve binlercesi. Birinci kuşağın çoğu doğdukları topraklardan binlerce kilometre uzaklıkta Tavşantepe mezarlığına belki hiç konuşamadıkları sırlarıyla defnedildiler. Peki ya Özlem? Ben müzikli bir yere gittik de şey de çalıyor çok sene önce ama ben de annemin bildiği şarkılardan söyledim. Şey geldi. Dedi ki siz dedi benim anneannemin şarkılarını söylüyordum. Onlar da da değişmiş tabii. At Martini Debreli Hasan dağlar dinlesin. Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin. At Martini Debreli Hasan dağlar inlesin. More Hasan drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin.